kağıdınızdan çıkan toplama etkileniyor. Yani sizin notunuzu yükseltiyor. Eğer 3 dilden girerseniz 3. dilde galiba olmuyor. Kalmıyor. 3. dilde var mı? Olmuyor. Yani ikinci bir dilden girdiğinizde size aldığınız her not aslında ek not. Bir yandan da bonus olarak sizin sıralamadaki yerinizi ve dolayısıyla şansınızı yükseltiyor. Dolayısıyla bunu hemen söylemem lazım. Bunu söylemeyi unuttum. İyi ki sordunuz. Yabancı dil mülakat kısmında tabii ki sizin yabancı dildeki konuşmanızı ölçmek için yabancı dilde soru sorabilir veya tamam evladım bir de bunu İngilizce anlat veya Fransızca anlat, hangi dilde konuşuyorsan onu anlat diyebilirler. Bu da çok normal. Yani eğer hazırlanıyorsanız, hazırlanacaksanız kendinizi bu şekilde de hazırlamanızı ben şiddetle tavsiye ederim. Son ve en güzel sorunuz doğru. Bunu belirli başka kurumlara verebiliriz. Zaten vermiyoruz diye bir şey yok. Bu Türkiye'nin yaptığı bir deyim yerindeyse mücadele. Ama burada sonuç itibariyle yurt dışında ki akademisyenler olsun, yurt dışındaki bu konuya tırnak içine takmış hükümetler olsun, bu konuda Türkiye'nin aleyhine çalışan lobiler ya da faaliyetlerde bulunan kişi ya da kurumlar olsun, bunların hepsinin temel muhatap edindiği, eleştirilerini yönelttiği, kendi zaviyelerinden mücadelelerini yaptıkları kişi ve kurumların bütünü zaten Türkiye, yani Türkiye devleti. Bu çerçevede Türkiye'nin tüm kurumları, işte hükümeti, Dışişleri Bakanlığı, onun dış temsilcilikleri. Ve bu nedenle geçmişte Asala Terör Örgütü, buranın demeyeyim belki yani bunun bir yansıması olarak, Asala Terör Örgütü geçmişte Türkiye'nin dışarıda çalışan personelini vurmuştur, öldürmüştür. Başta Dışişleri Bakanlığı mensupları olmak üzere gidip Türk tarihçisini vurmamıştır. Yani Allah korusun da bu olsun diye söylemiyorum ama yani herkesin zaten yüklendiği kesim zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu mücadeleyi sürdürüyor. Ama tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bunu yaparken akademi camiasıyla, uluslararası basınla bir etkileşim içinde olmak durumundayız. Tabii ki de bu da yapılıyor. Zaten bizim temel tezimiz, tezimizin temel çıkış noktası tarihin tarihçilere bırakılması. Bu konuda bir komisyon teklifimiz de oldu. Tarihçiler bir araya gelsin her ülkeden, ilgili ülkelerden bizim de dahil olduğumuz. Resmi yetkililerin değil, tarihçilerin dahil olduğu. Bu tarihçiler komisyonunun formasyonunu bilmediğimiz, alacağı karar hakkında fikir sahibi olmadığımız bu tarihçiler komisyonunun kararını biz kabul etmeye hazırız dedik. Karşı taraf bunu kabul etmiyor. Veya arşivlerimizi açtık. Açma çalışmamız da sürüyor. Ermenistan'ın iki tane arşivi vardır bu konuda. Birisi Erivan'daki, bir tanesi Los Angeles galiba. Ama Boston'daki. Boston'daki vakıf arşividir. Onlar hala açılmamıştır. Dolayısıyla bu konudaki çalışma el birliği yürütülen bir çalışma. Burada bir soru vardı galiba. Buyurun. Teşekkürler. Ben de Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiyim. Adım Sencer Ceylan. Benim de iki sorum olacak. Birincisi bu bakanlığa belli başlı üniversitelerin alınmasından çıkılarak hani başka üniversitelerin de katılmasına ile ilgili olacak. Sizce Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin özellikle son yıllarda bakanlığa girme konusunda gözle görülür bir düşüşü var. Bunu herkes görüyor. Sizce Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin bakanlığa girmedeki ilgisizliği veya başarısızlığın nedenleri nedir? İlk bunu sormak istiyorum. Biraz özel bir soru oldu, fakülteyle ilgili oldu ama. İkincisi de Türk dış politikasının yine son dönemde dinamik bir çerçeve kazandığını söylüyoruz. Ve her konuda girişken olmaya çalışan politikanın Kıbrıs konusunda hala eski hükümetlerin politikasını sürdürme nedenini, yani çözümsüzlük çözümdür politikasını devam ettirmenin nedeni nedir? Çok teşekkür ediyorum. İlk sorunuza özellikle teşekkür ediyorum. Kendi okulum olduğu için de. Ama siz de söylediğiniz özel bir soru olduğu için özel kimliğimle cevap vereceğim. Yani Dışişleri Bakanlığı mensubu ya da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olarak değil. O konuda söyleyeceklerim sadece Selçuklu olarak kendimi bağlayacaktır. Öncelikle bir şey söyleyeyim. Ülkenin bu konuda çok eski bir geleneği var. Hariciye personel yetiştirme anlamında. Herkes zanneder ki işte önce mülkiye sonra Türkiye, onun için böyle şey yaptılar. O yüzden bu kadar çok insan giriyordu derler. Bu doğru değil.
Doğru değildi de. Bir kere önce Türkiye herkes için önce Türkiye'dir. Eminim buradaki tüm okulların düsturu da budur. Hepimizin de düsturu zaten bu olmalıdır. O bir espri. Ama bu espri ne zaman çıkmış? Bu espri zaten sadece yani Ankara'da ODTÜ'ler, Bilkentliler, Gazi'ciler, beni ne olur yanlış anlamasın. Sadece Mülkiye varken veya Ankara Üniversitesi varken çıkmış bir espri bu. Dolayısıyla hani o dönemin içinde kalmış. O dönemin çerçevesinde değerlendirmesi gerekir. İkincisi, Mülkiye'nin ya da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin, Uluslararası İlişkiler Bölümünün eskiden beri bazı eksiklikleri vardı. Buna rağmen yani hariciye personel yetiştirme anlamında eksiklikleri vardı. Neydi bu? Birincisi yabancı dildi. İkincisi, mesela teori dersleri pek verilmezdi. Üçüncüsü, güncel konular o kadar rahat işlenemezdi belki. Fakat benim uzaktan takip edebildiğim kadarıyla, yanlış isem ne olur sizler düzeltin. Bunlar geçtiğimiz 10 yıl içinde değişik zaman ve çerçevelerde düzeldi. Yani bugünlerdeki Mülkiye'nin benim okuduğum, mezun olduğum zamanlardaki Mülkiye'den daha iyi koşullarda olduğunu düşünüyorum. Kütüphanesi zenginleşti, yabancılı o şey yani daha iyi hale geldi. Hazırlık sınıfı konmuştu zaten, biz ayrılırken konmuştu. Hocalarımız gayet iyidir eminim ki. Ama bir ilgisizlik veya bir başarısızlık olduğu doğru. Bunu ben belki de ilgisizliğe bağlıyorum. Neden? Belki siyasaldaki şimdi arkadaşlarımız, sınıf arkadaşlarımız olan, şimdiki sizin hocalarınız olan arkadaşlarımız veya bizim abilerimiz dediğimiz akademik yani öğretim görevlileri belki sizleri çok teşvik etmiyor. Bir hata belki bizde, belki bizim kendimizi gelip daha iyi anlatmamız lazım. Zaten bu toplantının amaçlarından bir tanesi o. Yani siyasal için değil, bütün okullar için. Çünkü ben bazen kendi arkadaşlarım çocukları, akrabalarımdan da görüyorum. Ya sınav çok zordur, nasıl başaramayız, girmeyelim. Hayır, böyle bir şey yok. Yani bu kadar insan nasıl giriyorsa, bu kadar insan da öyle girecektir. Yani burada veya işte bir önceki arkadaşımız nasıl torpil vardır, girmeyeyim falan. Yok böyle bir şey. Yani ama zor bir imtihan. Niye? Çünkü haricilik zor bir iş. Bunu diğer kurumların işi daha kolay, diğer bürokrasinin işi daha kolay demek için söylemiyorum. Hayır, her kurumun kendine göre zor işi var. Her kurumun sınavı kendine göre zor. Her kurumun da bir ayrı uzmanlığı var. Ama bizler, sizler veyahut işte uluslararası ilişkiler branşından mezun olanların tek bir uzmanlık sahası yok. Belki siyasalın bir zorluğu da bu. Diğer yani siyasal daha kötüye gitmedi ama birçok üniversite geldi, yetişti ve onu geçiyor şu anda. Bunun bir sebebi de belki yabancı dilde eğitim verenlerin de öne çıkması. ODTÜ gibi, Bilkent gibi, İstanbul'daki üniversiteler gibi. Yani siyasalın başarısızlığı olarak görmüyorum ben ama benim gördüğüm rakamlardan bir ilgisizliği var. Yani sınava giren insan sayısı çok az. Dolayısıyla bir kişi, iki kişi çıkıyor. Eskiden yani tulum çıkarırlardı siyasallar. Şimdi yok böyle bir şey. Ha, olması mümkün değil zaten. Türkiye'deki üniversite camiası bu kadar gelişmişken bu pratikte de mümkün değil. Hani olsun diye de söylemiyorum ama Ankara Üniversitesi siyasal bilgileri sorduğunuz için anlatıyorum. Mutlaka ki daha iyi bir performans gösterebilir. Başarı demiyorum, performans gösterebilir. Ama burada da siyasal öğrencisinin, siyasal hocasının da komplekse girmemesi lazım. Diğer üniversiteler çünkü sayıları arttı, kaliteleri arttı. Bu çok normal bir şey. Türkiye'nin çünkü profili yükseldi birçok alanda. Küreselleşmeyle gelen bir şey bu aynı zamanda. Dolayısıyla herkes gibi siyasal öğrencisinde ilgi göstermesi, çalışması, sınav başarması lazım. Yani ben siyasaldan gelen genç arkadaşlara da bunu öneriyorum. İkinci soru, bir konuyu ya sizin çok iyi takip edemediğinizi ya da bizim kendimizi çok iyi anlatamadığımızı gösteriyor. Türk dış politikasının bu dinamik çerçevesinde dediniz. Kıbrıs politikasına hiç değişmedi diyorsunuz. Kıbrıs politikasının değiştiği zamanlar oldu. Çünkü dünya değişiyor. Yani bir politikanın değişmemesi o zaman mümkün değil. Eski İngiliz Dışişleri Bakanı'nın bir sözünü hatırlatmak isterim. Şartlar değiştiğinde ben de değişmek durumundayım. Siz ne yaparsınız diyor. Dolayısıyla yani değişmeyen, hiç değişmeyen, sıfırdan katre oynamayan bir Kıbrıs politikası yok Türkiye'nin. Ama çözümsüzlük değil bu politika. Bu politika özellikle son 10-15 yılda tamamen çözüm odaklı, İngilizce tabirini kullanacağım, innovative changes getiren ve sürekli çözüm için uğraşan diplomasi.
Kıbrıs Türk tarafı da bu amaçla zaten çalışıyor. Türkiye de bu politikayı destekliyor. Ve bu minvalde hep görüşmeler sürdürülüyor. Yani mümkün olduğu kadar çözümü yaklaştıran çabalar harcanıyor veya adımlar atılmaya çalışıyor. Ama burada hani derler ya, dans etmek için iki kişi gerekir. Karşı tarafında, yani Kıbrıs Rum tarafının da Kıbrıs Türk tarafının bu açılımlarına cevap vermesi lazım. O cevap şu ana kadar pek gelmiş değil. İstemeyen kullanmasın arkadaşlar, rahat olun. Ama kayda o zaman. Kayda diyoruz da şey için dinle kullanalım. Erman Aksüt, ODTÜ Uluslararası İlişkiler 4. sınıf öğrencisiyim. İki sorum olacak. Birincisi Türkiye'nin dış politikası ile alakalı. Diğeri de diplomatlık mesleği ile alakalı. İlk sorum Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış politikası ile alakalı. Şimdi ben kendi görüşümü söyleyeyim. Benim görüşüme göre aktif politika izlemekle yön veren politika yürütebilmek arasında farklar var. Şimdi bir örnek de vereyim buna. Mesela bir öğretmen işte bir bunu kim yapmak ister dediğinde öğrenciler böyle ben diye parmak kaldırırlar. Hani son dönemde benim gözlemim, en azından öğrenciyken bunları söyleyeyim. Türkiye'nin bu öğrencilere, yani öğrencilerden en istekli olan öğrencisi olarak ben kendim gözlemliyorum. Ama bir de bazı ülkeler vardır. Onlar ise öğretmen tarafından bizzat seçilirler ve siz bu bölgede model olmak zorundasınız. Çünkü bizim size ihtiyacımız var derler. Bu noktada sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum. Yani aktif olmak gerçekten de yurt dışına ziyaretler gerçekleştirmek. Örneğin Çin'e uzun süre gidilmemişken Başbakan Erdoğan'ın uzun süre sonra buraya ziyaret gerçekleştirmesi ve aktif olması gerçekten de olumlu sonuçlar doğuruyor mu? Diğeri ise diplomatlık mesleği ile alakalı. Her zaman söylenir, dış politika iç dinamiklerden etkilenen bir şeydir. İç siyasetten etkilenir, iç politikadan etkilenir. Ve diplomat politika yapmaz, politika yürütür diye de bir tabir vardır. Şimdi siz diplomat olarak kendi düşünceleriniz ve kendi görüşleriniz uygulanamadığında bu iç dinamiklerden ötürü kendi görüşleriniz uygulanamadığında, yani şunu demek istiyorum, siz diplomatlar olarak şöyle politika uygularsanız böyle sonuçlar doğurur, böyle uygularsanız böyle sonuçlar doğurur diye alternatifler ürettiğinizde bu politikalar politikacılar tarafından uygulanmadığında kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çünkü gerçekten bu, hani siz teşekkür ederiz öncelikle, hani bizi diplomatlığa yönlendirdiğiniz için benim aklımda bu tarz soru işaretleri var. Bunları da sizden duymak en mantıklısı diye düşündüm. Teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Bir saniye. Tamam. Öncelikle aktif politika, yön veren politika ya da aktif politikalarla yön verici politikalar arasındaki farkı birazcık ben açayım. Ya da sizin benzetmenizde en istekli öğrenci ya da öğretmen tarafından seçilen öğrenci. Bir kere Türkiye öğretmen tarafından seçilen bir öğrenci değil. En istekli öğrenci de değil. Yani bu benzetme belki kendi içinde de çok doğru benzetme mi onu bilmiyorum. Ama hatası teşbih olmaz, teşbihte de hata olmaz derler. O yüzden bir şey demiyorum, yani tamamen sizin benzetmeniz. Fakat Türk dış politikasının son 10-20 yılda, son yıllarda daha özellikle Soğuk Savaş'tan sonra daha açıldığını, daha geliştiğini ve Soğuk Savaş'ın kalıpları çerçevesinde yönlendirilen ya da reaktif bir politika olmaktan proaktif bir politikaya, yönlendiren bir politikaya geçtiğini de bence teslim etmek gerekir. Neden? Çünkü dünya değişti. Çok basit bir cevap var bunun. Ve o dünyada, yeni dünyada Türkiye kendine yeni bir yer aldı. Bu yeni yerde gelişmelere sadece tepki veren değil, gelişmeleri yönlendiren, ön alan, mümkün olduğu kadar ön alıcı politikalar yürütmeye çalışan ve sonuçta başta çevresi, mücavir bölgeler olmak üzere mümkün olduğu kadar dünya politikasında kendi çerçevesinde yön veren bir politika yürütmeye çalışıyor. Bu da bence zaten
eleştirebilecek bir konu değil. Sizin amacınız zaten eleştiri değil, onu biliyorum. Ama burada bizim yapmaya çalıştığımız, Haiti'den Güneydoğu Asya'ya kadar, Sudan'dan, Güney Sudan'dan, işte San Petersburg'a kadar ulaşabildiğimiz her yerde ülkemizi daha fazla temsil etmek, iş adamlarımıza daha fazla imkan açmak, daha fazla ticari ve kültürel alışveriş yapmak ve vatandaşlarımızın daha mobil olmasına imkan sağlamak, zemin sağlamak. Bu vizeler konusundaki politikadan tutun, ekonomik politikaların diplomasiyle desteklenmesine veya diplomasinin ekonomik politikalarla desteklenmesine kadar gidiyor. Dolayısıyla ziyaretler olumlu sonuçlar yaratıyor mu? Evet. Bu daha aktif olmak dediğimiz ve bunun bir eğer göstergesi ziyaretlerse tabii ki yaratıyor. Bakın şöyle bir örnek vereyim. 20 yıl önce ilk başladığım, görev yaptığım ülke Katar'dı. Ve o tarihte kesinlikle bir eleştiri açan söylemiyorum. Türkiye'nin o günkü iç ve dış koşulları çerçevesinde çok az üst düzey heyet gelirdi. Bugün Katar'la ilişkimizin bulunduğu noktaya bakın. Ve o zaman dahi 20 yıl öncesinden bile bizimle aynı kategoride değerlendirebileceğimiz ülkelerin ayda bir, 2-3 ayda bir üst düzey heyeti, bakanı, değişik bakanları gelir, ziyaretlerde bulunur, iş bağlardı. Veya iş görüşmesi yapardı. Bu ticari olabilir, kültürel olabilir, diplomatik olabilir, hiç fark etmez. Türk diplomasisinde bu değişti. Yani sadece Dışişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlıkları'nın, bakanlarının değil, diğer bakanlar da dışarıyla teması olan diğer bakanların, bakanlıklarının da kendi temasları gelişti. Bu dünyayla beraber, yani dünyadaki gelişmelerle beraber. Bu sanırım her ülke için geçerli. Ama biz kendi çıkarlarımızı maksimize etmek için daha aktif bir dış politika izliyoruz. Bunu yapabileceğimize de inanıyoruz. Zaten bunun için bazı uluslararası basında yorumlar da yapılıyor. Türkiye'nin kendine özgüveni arttı diye. Evet, arttı. Yani bu da bence Türk insanının kendine özgüveninin artmasıyla da paralel. Belki 20 yıl önce, 10 yıl önce veya 30 yıl önce, hadi yani süre koymayayım şimdi. Bizim sıradan diyebileceğimiz vatandaşımızın vizyonu açıldı, gelişti. Bunu rakamlar en iyi gösterir. Bir kere Türkiye'den dışarıya giden insan sayısı, Türkiye'ye gelen insan sayısı, turist demiyorum sadece, yani yolcu sayısı da arttı, turist sayısı da arttı. Türkiye'den dışarıya giden insan sayısı da arttı. Eskiden hatırlıyorum kendi öğrencilik döneminde işte bir Interrail'le bir şeye gitmek çok büyük bir şeydi. Şimdi bilet alıp gidiyorsunuz, yani vize bile almıyorsunuz bazı ülkelere. İmkan meselesi haline geldi. Yani yapılabilirlikten imkan meselesi haline gelmesi bir ülke için çok önemli bir şeydir. Diplomatik ise, ikinci sorunuza gelecek olursa, bütün dünyada diplomasiyi veya dış politikayı diyeyim, sadece diplomatlar belirlemezler. Keza yine bütün dünyada dış politika sadece iç etkenlerden de beslenmez. Eminim birinci sınıfta bizim zamanımızda Bülent Tabir hocamız anlatırdı ama bir politikayı, herhangi bir politikayı, buna dış politika dahil, biçimlendiren birçok faktör var. Bu iç politika, çeşitli ticari konular, ekonomik konular, bazı lobilerin o ülke içinde veya dışında çalışması, etkisi, dış etkenler, iç siyasi istikrar, bunu yani listeyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ama sonuçta çıkan bir politikadır. O policy dediğimiz şey, o uygulanır. Şimdi diplomatlara veya diplomasiye gelince zaten dünyanın her ülkesinde dış politika yapıcıların, yani diplomatların bu durumda görevi zaten olasılıkları ortaya koymakla çizilir. Sınırlı demiyorum, onu çünkü uygulayacak olan da sizlersiniz. Ama size verilen bir siyasi direktif, yani demokratik ülkeden bahsediyorum, demokrasiyle iktidara gelmiş bir hükümetin vereceği siyasi direktif veya yapacağı, isteyeceği talepler çerçevesinde sizin oluşturacağınız olasılıklar, ihtimaliyat planları veyahut seçenekler, bunlar esas diplomatlar tarafından yapılır, yani hazırlanır. O seçeneklerden bir tanesinin bir opsiyon, politika veyahut tercih olarak belirlenmesi sonrasında zaten uygulayıcılar yine dış ilişkileri yürütmekte olan kurumlardır. Dış politika konusunda Dışişleri Bakanlığı, dış ekonomik ilişkilerde diğer kurumlar, ilgili kurumlar. Bunların hepsi zaten bir örgün felsefidir. Ama burada
diplomatın temel görevi İngilizce bir tabir kullanacağım. Factual olarak bütün kendi bilgi ve becerisi çerçevesinde tüm resmin tamamını verebilmektir. Bütün seçenekleri ortaya koyabilmektir. Zaten diplomatların, bütün dünyada diplomatların qualified bir şekilde, yine İngilizce bir tabir kullanacağım, seçilmek istenmesinin sebebi de budur. Ki geniş bir açıdan her çerçeveyi görün, hiç boş nokta kalmasın, her olasılığı, en saçma sapan dahi olsa masaya koymak durumundasınızdır. Yani sizin, bizim asli görevimiz budur zaten. Bilmiyorum cevap verebildim mi? Peki, buyurun. Merhaba, benim ismim Cem Erülker, Bilkent Üniversitesi'nden geliyorum. Ben de Uluslararası İlişkiler son sınıf. Şimdi benim bu hani sınav sürecinden falan ziyade politikaya da, dış politikaya da girdik biraz. Bu hani bu işin pratik uygulanmasıyla alakalı bir iki ufak sorum olacak. Tabii. Mesela şimdi Türkiye'nin özellikle dünyanın yani zorlu yerlerinde de artık temsilcilikleri var. Ve bu zorlu yerlerden kastım benim görüşüme göre zaten hani Afganistan'ı falan gibi direkt savaş olan yerleri bir kenara bırakırsak, mesela Juba gibi Güney Sudan'da ya da Mogadishu gibi yerlerde, Hartum'da esas Sudan'da ve genellikle Sahra altı bölgelerde de ciddi temsilciliklerimiz var ve bu temsilcilikler de çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Ki bu izlenimi biz de buradan Ankara'dan internetten bile baktığımız zaman bakanlığın sitesine fark edebiliyoruz. Fakat bu şimdi bu meslek açısından bir takım zorluklar getiriyordur elbette. Ve benim bununla bağlı olarak şöyle bir sorum var. Şimdi bu atıyorum tekrar Juba diyelim. Juba'da bir görevde bulunuyorsunuz. Burası Avrupa'daki sizin Batı Avrupa'da karşılaşacağınız mesela bir Barcelona gibi, gerçi çok uç bir örnek oldu ama böyle güllük gülistanlık bir yer değil. Burası zor bir yer. Burada yaşamak da zor muhtemelen. Yani ben gitmedim ama bunları düşünüyorum. Bu açıdan hani söyleyecekleriniz ne olur? Hem bu yaşaması zor, yaşaması fiziksel olarak zor. Mesela temiz suyun bulmakta zorluk çekildiği, yiyecek meselesinde sıkıntıların olduğu yerlerde. Hem de aktif sıcak savaşın olduğu yerlerde durum nedir? Çünkü geçtiğimiz ay daha NATO İSAF güçlerine bir Afganistan'da bir saldırı oldu. Bir ofensif bir durum vardı orada. Ve bu o bölgede takip edebildiğim kadarıyla Alman, Rus ve Amerikan büyükelçiliklerinin olduğu yerler çok ciddi ateş altındaydı. Yani biz Kabil'deki komuta da bizde. Yani hani Türkiye açısından şu anda onu da söyleyebiliriz. Hani biz o bölgede görece sevildiğimizi düşünüyorum. Ben öyle bir izlenim var niyeyse bende ama öyle bir izlenim edindim ben. O bölgede biz hani seviliyoruz ki bize tekrar Kabil'deki yönetimi verdi, askeri yönetim tekrar bize bırakıldı. Hani burada bize direkt bir saldırı olmadı ama diğer bizim gibi o bölgede bulunan diplomatik misyonlara çok ciddi saldırılar oldu ve ateş altında kalındı. Bu konularda hani nasıl oluyor, diplomatlarımız nasıl korunuyorlar, kendilerini bu konularda nasıl savunuyorlar, ne yapıyorlar? Hani bu yaşam koşulları konusunda biraz bilgi rica edebilir miyim? Tabii, tabii. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok çok yerinde bir soru hakikaten. Çok da bilinmeyenler içeren bir soru. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Mesleğe girdiğinizde zaten girerken o yemin hala var diye biliyorum. Evet. Evet. Dünyanın her yerinde görev yapmayı peşinen kabul ediyorsunuz. Hukuken de kabul ediyorsunuz. Çünkü ben oraya gitmem. Şuraya giderim. İşte burada temiz su yokmuş falan öyle bir şey. Öyle bir şansınız yok. Dolayısıyla bakanlığa gittikten sonra yaptığınız çalışmalar, bakanlığın takdiri ve daha sonra kendi yarattı yani çalıştığınız sürece edindiğiniz müktesebat çerçevesinde bakanlık sizi değişik yerlere tayin edebiliyor. Bu tayinlerin hepsi güzel yerler değil. Çünkü keşke dünya öyle her tarafı gülistanlık bir yer olsa ama değil. Dolayısıyla çok zor yerlerde görev yaptığımız, çok zor yerlerde tüm diplomatların görev yaptığı doğru. Kimi zaman merkezdeki göreviniz sizi zorlu yerlere seyahat etmeyi mecbur bırakır demiyorum. Yani buna işiniz gereği yapmak durumundasınızdır. Kimi zaman orada görev yaparsınız. Zaten sürekli görev yaparsınız. Burada sıcak çatışma alanlarını ve zorlu görev yerlerini birbirinden ayırarak birazcık anlatmaya çalışayım ve verdiğiniz örnekler çerçevesinde kalayım. Bir kere benim ilk tayinimde 20 yıl önceki Katar'da Büyükelçiliğin ikinci durumdaki meslek memuruydum.
Küçük bir misyondu. Çok az sayıda arkadaştık. Ama benim temel dertlerimden bir tanesi jeneratörün bozulmasıydı. Çünkü jeneratörün bozulması demek o seferette artı 50 derecede bütün personelin pişmesi demektir. Yani bu çok basit bir şeydi. Ama benden çok daha zor koşullarda görev yapan arkadaşlarım vardı. Bunu çok basit bir örnek için söylüyorum. Yani diplomatlık demek sadece işte masanızın arkasına geçip çok güzel bir raporlar, siyasi değerlendirme yapmak değildir. O sadece işinizin bir parçası. Asıl daha zorlu olan kısmı bilmediğiniz, tanımadığınız ortamlara gitmek, alışmak, ailenizle birlikte kimi zaman yerleşmek, orada kendinize çevre yapmak, o çevreden sonra ilişkilerinizle görevinizi ifa etmek, temsil, bilgi değerleme, işte kamu diplomasisi ne derseniz deyin ve bazı yerlerde sağ kalmaktır. Bazı yerlerde derken mesela Juba'daki arkadaşım, büyükelçimiz şu anda, oraya gönderildiği zaman başkonsoloslukta önce başkonsolosu ve şimdiki büyükelçisi sıfırdan yarattı. İnşaat mühendisi yaptı yani. Orada bir firma buldu. Bu göreviniz çünkü işiniz. Bina buldu, içini tefriş etti, malzeme aldı ve bu Juba dediğimiz yerde çamur deryası içinde. Sefaretin şu anda sefaret oldu. Önüne asfalt yok, yol yaptırmak dahil görevlerinden bir tanesiydi. Çünkü sonuçta Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Her şeyden önce doğru dürüst koşullarda mümkün olduğu kadar çalışabilmeniz lazım. Ama ya ben bu işe, bunun için buna girmedim, bu iş mesleğe girmedim demez, diyemezsiniz. Mümkün değil. Ne bileyim, 15 yıl önce bir yerde kriz çıktığında, Arnavutluk'ta kriz çıktığında oradaki sefaret mensuplarımız oradan son ayrılan kişilerdi. Öncelikle tüm personeli tahliye ettiler, tüm vatandaşımızı tahliye ettiler. Sonra personeli tahliye ettiler, sonra da kendileri ayrıldılar. Hiç söylemeye gerek yok. 91'de Mogadishu'da bu malum filmlere konu olan olaylar olduğunda Türk diplomatları sefaretten çatışarak çıktılar. Ölmemek için. Yani düşman yoktu karşılarında ama ölmemek için silah kullanarak helikopter pistine gittiler ve oradan ayrıldılar. Hiç daha uzağa gitmeyelim. Libya krizi sırasında 25 bin kişiyi, ki bunun 5 bin yabancı uyrukluydu. 25 bin kişiyi tüm Türkiye tahliye etti. Burada kurulan kriz merkezinde benim dairemden arkadaşlar da görev yaptılar. Bakanlığın yani Türk diplomatlarının, merkezde olan Türk diplomatlarının üçte biri tamamen bu işe ayrıldı ve 24 saat nöbet esası üzerinden o kriz merkezinde günlerce çalışıldı. Libya'daki temsilciliklerimiz oradaki diğer Türk şirketlerini organize ettiler. Ankara buradan Genelkurmay'la, Afet İşleri Başkanlığı'yla, diğer sivil havacılık veyahut sivil denizcilik teşkilatlarıyla yani hiç tahmin edemeyeceğiniz büyük bir organizasyonla bir hafta içinde 25 bin kişiyi tahliye ettik. Burada tabii sadece bu örnekte yani başarı Türk diplomatlarının değildi. Türkiye'nin başarısıydı bu. Ama şunu söylemek istiyorum yani hiç önünüze beklemeyen koşullar çıkabilir. Afganistan'ı anlatacağım daha sıcak çatışman olduğu yer veya Irak'ta. Buralarda görev yapan arkadaşlarımız, halen görev yapmakta olan arkadaşlarımız açıkçası kimi zaman çok ciddi bir güvenlik riski altına çalışıyorlar. Burada hemen hemen her ülkede vardır. O ülkedeki güvenlik koşullarının veya tehdit değerlendirmesine göre temsilciliklerimizi koruyan personel Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Hemen hemen çoğunda hepsinde vardır ama hani tehdit değerlendirmesinin daha az olduğu yerde daha az personel vardır tabiatıyla. Yani sonuçta bu imkan kaynak meselesi. Ama buralarda genç bir üçüncü katip arkadaşımız hariciyle girişim yapmaya giderken bile 3 arabalık bir konvoyla gider. Önde bir koruma vardır. Arkada artçı bir koruma vardır. Çünkü orada o arkadaşın şahsının korunması değildir mesele. O bayrağın korunmasıdır. Ama Tanrı'ya şükür bu gibi zor yerlerde görev yaparken şimdiye kadar başımıza öyle kötü şeyler de gelmedi. Saldırılara maruz kalmadık mı? Kaldık. Kazayla veya kasıtla. Bu bazen bazı devletlerin mesaj verme yöntemidir. Bazı tip devletlerin.